Herkese selamlar. Bugün React Native kurulumunu göreceğiz. Öncelikle X kodu daha sonrasında Android Studio'yu indirerek başlayacağız. Hadi başlayalım. Öncelikle Macbook kullanıcılar için X kodu indirdikten sonra açı tıklayıp buradaki çıkan yerde Agree ya da Kabul Ediyorum'u tıklamanız gerekiyor ve sizden bilgisayarınızın şifresini girmenizi isteyecektir. Daha sonrasında burada gördüğünüz iOS 17 veya da sizde daha sonra daha farklı versiyonu gösterebilir. Onu da seçip install etmeniz gerekiyor. Bunu yüklemeniz gerekiyor çünkü bizim burada simülatör kullanacağız. Bu aşamada yardımcı olacak. Hemen açıyor ancak bir yandan da simülatörü indirmeye başlıyor. Simülatör gördüğünüz gibi 7.21 GB'lık daha sonrasında sizde farklı GB'lık gösteren ancak büyük dosyamızdır. Eğer bu eğer bu iOS indirmesini kaçırdıysanız daha sonrasında nasıl indirebilirim diyorsanız Xcode'a gelip ayarlara gelip Platforms'tan burada gördüğünüz iOS 17'yi ve daha sonrasındaki versiyonları indirebilirsiniz. Locations'a gelip Command Line Tools kısmında en son versiyonun seçildiğine emin ol. Daha sonrasında Android Studio'ya geliyoruz. Developer.android.com'a gelip Android Studio son versiyonu hangisi ise bunu buraya tıklayarak indirmemiz gerekiyor. Tıklayıp indirdikten sonra da açıyoruz ve çalıştırmaya başlıyoruz. Sizden belirli izinler isteyecek hepsine izin vermeniz gerekiyor. Burada gördüğünüz gibi Android stüdyomuz ilk açıldığında bu şekilde geliyor. Burada emülatörü kontrol etmemiz için More Actions kısmında aşağıda Virtual Device Manager'a tıklamamız gerekiyor. Eğer burada bir tane emülatör görmüyorsanız yukarıdaki Create Device'a tıklayarak yeni bir emülatör oluşturmanız gerekiyor. Ancak son versiyonlarında kendisi yüklü olarak geliyor. Bu sağdaki 3 tıka tıkladığınızda buralarda değişik işlemleri görüyorsunuz. Wipe data yaptığınızda emülatörü telefonunuz gibi resetleyebiliyorsunuz. Daha sonrasında eğer JavaScript derslerine gelmediyseniz direkt bu videodan başlıyorsanız mutlaka Node.js indirmeniz gerekiyor. Node.js.org yazdığımızda zaten karşımıza ilk çıkacak sitede indirme seçeneği gözükecektir. Burada LTS seçeneğini seçin, Current'ı seçmeyin. Buradaki rakamlar sizin video izlediğiniz tarihe göre değişiklik gösterebilir. Yanında LTS yazan buradaki recommended kısmındaki versiyonunu indirmeniz gerekiyor. Tüm bu işlemler Mac'da ve Windows'ta aynı şekilde ilerliyor. Daha sonrasında da VS Code'u indirerek burada kodlama yapacağımız editörü kurmamız gerekiyor. Burada geldiğimizde direkt download diyebilirsiniz. Ekstra bir özelliklere girmenize ya da versiyon aramanıza gerek yok. Direkt tıkladığınızda bilgisayarınıza uygun da gelecektir. İlk kurulum için React Native yazıp reactnative.dev sitesine gidip Expo'nun kurulumuna burada bakabilirsiniz. İndirdikten sonra zip ya da Windows kullanıcıları için RAR'dan çıkartmanız gerekiyor. Çıkarttıktan sonra kullanıma hazır hale geliyor. Evet Node paketimiz indiği için onu çalıştırmamız gerekiyor. Windows'ta da aynı şekilde kurulum gerekiyor. Continue dediğimizde bildiğimiz gibi bir program kurulumu tamamlamış oluyoruz. Hepsini onaylamanız gerekiyor şartlarınızın. Ve install dedikten sonra bilgisayarınızdaki eğer Macbooks'a izin vermeniz gerekiyor. VS Code indiğine göre zipten çıkartmamız gerekiyor bunu. Çıkarttıktan sonra sürükleyip Application Star kısmına uygulamalar tarafına Windows kullanıcıları direkt kullanıma hazır geliyor ancak Applications kısmına Macbook kullanıcıları göndermesi gerekiyor. Ve aramalarda VS kodu yazdığınızda karşınıza hazır bir şekilde gelecektir. VS Code'un genel görünümü bu şekilde. Kodlarımızı bunun üzerinden yazacağız. Buna IDE deniliyor. Burada GitHub hesabınızla girerseniz daha sonrasında sildiğinizde ya da başka bilgisayarda girdiğinizde en son uygulama indirdiğinizde de extension indirdiğiniz durumlar tekrardan güncellenmiş olacak. Ayarlarınız, profilleriniz hepsi yeniden kullanıma hazır hale gelecek. Sol taraftaki menüye baktığınızda burada klasörler, dosyalarımız olacak. Aşağı tarafta ayarlarımız ve tema seçimlerinizi bulabilirsiniz. VS Code'a gelip yukarıda terminalden New Terminal kısmını açtığınızda aşağıda terminaliniz geliyor. Ancak desktop'a gitmeniz gerekiyor. Masa üstüne gelmeden hiçbir projeyi oluşturmayın. Burada desktop'a geldikten sonra cd desktop diyerek daha sonrasında mpx create expo app yapıyorsunuz ve sonra proje ismini yazıyorsunuz. Herhangi bir isim yazabilirsiniz. Projeniz ismi neyse ona göre yazacaksınız. Bu işlemi yaptığınızda karşınıza çıkacak durumlara göre alacağınız aksiyonlar farklı olacak. Bakın yeni projemiz oluşturuldu ve burada aşağıda çalıştırmamız için npm run ios, npm run android olarak iki farklı şekilde çalıştırabileceğimizi söylüyor. Hemen çalıştırmaya başlayalım npm expo start diyerek başlayabiliriz. Daha sonrasında iOS Android'i açabiliriz. Burada Y tuşuna basıp enter'a basmanız gerekiyor. Burada böyle bir hatayla karşılaşıyoruz. Çünkü neden? Burada bilerek bir hata yaptım. Normalde siz bu şekilde karşılaşabilir ya da karşılaşmayabilirsiniz. Biz projeyi oluşturduk ancak projenin içerisine gidip de çalıştırmadık. Biz projenin içerisinde değilken, henüz masa üstündeyken bakın aşağıdaki satırda desktop yazıyor. Desktop'un yanında çalıştırmak istediğimiz klasörün ismi yazması lazım. Eğer o isim yazıyorsa o klasörün içerisinde olduğumuzu gösteriyor bu hatayı göstermek istedim size. Hemen öncelikle oluşturduğumuz projeyi Open Folder üzerinden VS Code'da açmamız gerekiyor. VS Code'da Project 1 seçip açıyoruz ve yeniden bir terminal oluşturuyoruz. Bakın yeni oluşturulan terminal aşağıda Project 1 ismini barındırıyor. Desktop yazmıyor. Project 1'e direkt geçiş yaptık. Artık başlat dediğimizde de böyle ekranla karşılaşıyoruz. Eğer i butonuna basarsanız iOS, A butonuna basarsanız da Android simülatörünüz, emülatörünüz gelecektir. Bunlar Android'de emülatör, iOS'ta simülatör olarak geçer iOS simülatörü için Apple cihazı kullanmanız gerekiyor. Macbook ya da iMac gibi cihazlar kullanmak zorundasınız. İ'ye bastığımızda iOS simülatör otomatik olarak düzgün bir şekilde çalışacaktır. Bakın böyle bir hatayla karşılaştıysanız öncelikle açılan telefondaki ana ekran kilidini kaldırmanız gerekiyor. Yukarı kaldırdık ve telefonumuz açıldı. Buraya geldik. R tuşuna bastık. Reload yeniden yükle anlamına geliyor. Ve yeniden yüklüyor. Hiçbir hatayla karşılaşmadan uygulamamız simülatörümüzde açılmış oluyor. Gördüğünüz gibi ekrana çıkan yazı bizim app.js dosyamız içerisindeki kodlarımızdan ibaret. A'ya bastığımızda da karşılaşacağımız hataları inceleyelim. A'ya bastığımızda Android connected device bulunamadı deniliyor. Bunun sebebi Android emülatörü otomatik olarak görmüyor. Eğer biz açarsak Android emülatörü çalışacaktır. Aynen şu şekilde Android stüdyo açtıktan sonra more actions kısmında virtual device manager'a geliyoruz ve buradaki emülatörümüzün yan tarafında çalıştır işareti var gördüğünüz gibi. Buna bastığınızda otomatik olarak açılacaktır. Bakın evet Android emülatörümüz de geldi. Açılması biraz yavaş sürüyor. Evet emülatörümüz de açıldığına göre uygulamamızı yeniden çalıştırabiliriz. Terminale geliyoruz ve tekrardan a'ya basıyoruz. Tekrardan Android emülatörde açılmaya başlıyor. Aşağıdaki aşağıdaki bölüm dolmadan açılmayacaktır. O yüzden beklememiz gerekiyor başarılı bir şekilde hem simülatörde hem de emülatörde açmış olduk. Projemize şu an kodlamaya başlayabiliriz. Ancak Android emülatörü de A'ya bastığımızda bizim açmamıza gerek kalmadan otomatik açmasını istiyoruz. Bunu tanımlamamızın birkaç yolu var. Bunlar her bilgisayarda, her Mac'de ya da her Windows'ta farklı farklı problemlerle karşılaşmak demektir. Bundan dolayı her adımımızı deneyip bilgisayarımıza restart atacağız. Restart atmadan yaptığımız değişiklikler uygulamaya konulmuyor. Android Studio'ya gelip yukarıdan ayarları seçtikten sonra aşağıya geliyoruz ve burada Language and Frameworks kısmına geliyoruz. Aşağıda Android SDK kısmına gelip burada yukarıdaki yolu seçmemiz gerekiyor. Yani SDK'miz bizim hangi yol içerisine kaydedildiğini görmemiz lazım. Bundan sonra yapacağımız tüm adımlar sadece Mac cihazları için geçerli. Windows'lar için aşağıya farklı bir link bırakıyorum. Windows'ları oradan takip ederek de yapabilirsiniz. Terminal kısmına 5 profile açmaları gerekiyor buradaki Android SDK'mizi tanımlamamız gerekiyor. Tıkladığımızda böyle bir hatayla karşılaşıyorsanız başına sudo yazıp tekrardan aynı şekilde yazmanız gerekiyor. Sudo yazdıktan sonra sizin bilgisayarınızın şifresini isteyecek ve yazdığınızda ekranda aslında şifre yazılmıyormuş gibi gözükecek ancak yazılıyor. Bu yüzden hemen Enter'a basın aşağıya geçin. Bu aşama çalışıyorsa sıkıntı yok. Ancak çalışmıyorsa bu ekranda görmüş olduğunuz gibi tekrardan başka şeyler denemeye başlayacağız. ZSHRC olarak da açabiliyoruz. Bu 5 profilin bir farklı kullanım hali. Yani 5 profilin yerine kullanılan başka bir editör düzenleme alanıdır. Bunda da yeniden izin engellendiğinde tekrardan sudo yazıp buna giriyoruz. Bunda da bu hatayla karşılaşmıyorsanız bir sorun yok. Ancak karşılaştığınız durumda da takip etmeniz gereken durum open yazacaksınız başına ve burada yolu göreceksiniz. Buradaki hiçbir şeyi silmeyin veya da hiçbir şeye dokunmayın kesinlikle. Android Studio'da açtığımızda oradaki seçtiğimiz yol var diyor. Onu kopyalıyoruz ve aşağıya da gelip aynı bu şekilde buraya giriş yapıyoruz. export android home yazdıktan sonra estekinin yolunu giriyoruz ve daha sonrasında uygulamamızı çalıştırıyoruz. Bilgisayarımıza reset atıp uygulamamızı çalıştırıyoruz. Eğer hala çalışmıyorsa bundan sonraki aşamaya devam etmeniz gerekiyor. Bakın kapattım. Kendim açmayınca tekrardan görmedi. Bu yüzden devam ediyoruz. Tekrardan terminali açıyoruz ve source yazıp tekrardan başına dolar işaretiyle home yazıp devamını yazıyorsunuz. Bu yazdığımız işlemin kayıt altına alınmasını sağlıyor. Her ikisi için de aynısını yapacaksınız. Bu sefer de 5'i açmamız gerekiyor bizim. 5'i açtıktan sonra buraya da aynı kodları yazıyorsunuz. Aslında bir tanesine yazdığınızda düzelmesi gerekiyor. Ancak eğer kontrol edip çalışmadığı durumları görürseniz bu şekilde de yazın. Aşağı yazdıktan sonra başına home ve dolar işareti koyarak ekleyeceğiz. Ve bu 3 tane line'ı yazmanız gerekiyor. Yazdıktan sonra Ctrl e S ile kaydetmeniz gerekiyor. Macbook kullanıcıları olduğunuz için Command S ile kaydetmeniz gerekiyor. Tekrardan bu yolu seçip o tarafa da yapıştırmamız gerekiyor. Library e Android SDK yeterli olacaktır. Bilgisayarımızı tekrar baştan başlatıyoruz ve çalıştırıyoruz. Çalışıyorsa artık bu aşamadan sonrakileri bırakın. Her aşamamızdan sonra bilgisayarı başlatıp çalışmaya çalışıp çalışmadığını kontrol edin. Eğer çalışıyorsa sonraki adımlara geçmeyin, uygulamayın. Bakın yine aynı hatayla karşılaştık. Demek ki hala çalışmadı. Bu sefer tekrardan open yazarak buradaki kısımların da başına dolar işareti ve home'u eklememiz gerekiyor. Diğer satırları da yazdık. Çalıştırdık, yine çalış. Bunların hepsi arasında bilgisayarımıza reset atıyoruz, unutmayın. Source, Home, 5 ikisinde de çalıştırıyoruz ve ikisinde de kaydediyoruz. Tekrar çalıştırdık ve tekrardan da çalışmadı. Bilgisayarımızı reset ettik. Ancak bu sefer de sudo ve yanında yazdığım cp ve sonrasındaki yolu yazarak bin dosyasını atmanız gerek. Bilgisayarınızı resetlemeniz gerekiyor. Çalışmıyorsa bu aşamada bende gördüğünüz hatay gibi karşılaşacaksınız ve devam ediyoruz. ADB versiyon diyerek bu adb'nin nereye yüklendiğini bulmamız gerekiyor. Hemen buradaki line'ı kopyalıyoruz ve CD yazarak içerisine gidiyoruz. Yukarıdaki gibi gidemeyeceğiniz için aşağıda farklı bir yol söylüyorum. Bakın bu şekilde girdiğimizde Platform Tools sol tarafa geçti ve artık içerisindeyiz. ADB versiyonu tekrardan kontrol ederek burada bulabiliyoruz ve sudo yazarak aşağıdaki line'ları yazarak devam etmeniz gerekiyor. İzin verilmediğini söylüyor bize. En son bu aşamayı da yaptık bilgisayarımız çalışmadı. Tekrar Open 5'i açtık ve başına dolar işaretiyle birlikte home yazısını ekledik kaydettik bunları ctrl command s ile kaydediyoruz aşağıya geldi en son çalışmadı ama bu sefer reset atmamıştım görün diye bilgisayarıma reset atacağım evet bilgisayar reset attım ve tekrardan başlattım gördüğünüz gibi otomatik olarak android emülatörde açılmaya başlandı eğer sizde de bu şekilde her adımı yaptıktan sonra bilgisayarınıza reset atıp çalıştırdığınızda çalışıyorsa herhangi bir problemimiz yok ve A tuşuna bastığımızda otomatik Android emülatörü görecektir. Ancak görmediği durumda da mutlaka Android Studio'yu açarak emülatörü kendiniz manuel olarak başlatmayı aklınızda bulundurmanız gerekiyor. Bu yolla Macbook kullanıcılarının yaşadığı hiçbir sorun kalmayacaktır. Windows kullanıcıları için de aşağıya bir tane link bırakıyorum. Takip edeceksiniz. Windows kullanıcıları için bu yol çok daha basit. Sadece iki tane yolu tanımlamamız yeterli olacaktır ve daha sonrasında Windows kullanıcıları da bilgisayarlarına reset atarak bunu yapmak zorundalar. Bugünkü dersimiz bu kadar. Bir sonrakinde görüşmek üzere.